Sevgili izleyenler merhabalar. Ben Beste Çelik. İzmir'den gelişmelerle gün sonu haber bülteninde karşınızdayız. Gezi Parkı direnişinde Haziran 2013 tarihinde polis tarafından atılan kapsülle yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın 17. duruşması görüldü. Tugay Can'la Gündoğdu programına katılan 26. dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok canlı yayında konuya ilişkin mesaj verdi. Mesajımız tek. Adalet, adalet, adalet diyoruz. Az önce de vurguladığım gibi Cemil Kırbayır örneğini verdim. Öldürümler, bugün tutuklu kalan gazeteciler, bugün gerçekleri yazdığı için cezalandırılan insanlar ve gerçekleri aydınlığa çıkarmak için dayanılmaz boyuta gelen bütün bu sorunlardaki ezilenlerin sesi olmak için, itirazımızı dillendirmek için meydanlara çıkan Gezi'de yitirdiğimiz çocuklarımız, ki Berkin de bunlardan en küçüğü, bunlardan biri, onların yok edilişlerinin adaletsiz bırakılmasına da göz yummayacağız elbette. Biz adalet çağrımızı yapmaya ve adalet tecelli edene kadar da takipçisi olmaya, iz sürmeye, sadece Berkin'in ailesinin değil, bir anlayış yerleştirmeye çalışan herkesin karşısında tüm ailelerin nice yeni acıların yaşanmasını önlemek için de durduğumuz yerden bütün bu ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Berkin'in adaletini istemek bugün aslında geleceğin adaletini kurmak demektir. Gelecekteki çocuklarımızın aydınlığını inşa etmek için ihtiyacımız olan şey en önce yüzleşme, hakikat ve adalet bu ülkede. Buradan başlayacağız her şeyi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Tugay Can'la Gündoğdu programının canlı yayın konu oldu. Çalkaya, kadına yönelik şiddetin nedenlerinden ve Balçova'da bu soruna dair getirilen çözümlerden bahsetti. 2004 yılında, biliyorsunuz daha önceden Mehmet Ali Bey Balçova Belediye Başkanı'ydı, evet. Ve 2004 yılında seçim bildirgesinin başında yazdığı ilk şey, ben bu kenti kadınları örgütleyeceğim demişti. Ve seçim bildirgesinin başına ilk madde olarak bu vardı. Ben kadınları örgütleyeceğim. Biz 16 yılda onu başardık. Dediğiniz gibi ilk yaptığı işlerden biri semt evlerini kurmak oldu. Halk evlerinin bir başka modeli. Bugüne uyarlanmış bir model semt evleri. Burada ne yaptık? Dediğiniz gibi eğer kadınlar bu dönemde şiddet görüyorsa, şiddete maruz kalıyorsa, katlediliyorsa ekonomik özgürlüklerinin olmayışı bence büyük bir etken. Tamamen etkendir demiyorum ama büyük bir bölümü bundan. Eğer kadın ekonomik olarak özgürse, ayaklarının üzerinde durabiliyorsa, haklarının farkındaysa, bir takım şeylere karşı koyabilir, dik durabilir, haklarını biliyorsa savunabilir. Biz burada onları yaptık semt evlerinde. Kadınlara bakış açınız çok önemli. Eğer kadınlara fırsat verirseniz, kadınların gelişmesine ve ekonomik özgürlüğünün olmasına olanak tanırsanız kadınlar daha dik durabiliyor ve haklarını daha çok savunabiliyor. Biz bunu Balçova'da başardık diye düşünüyorum. Çünkü Balçova'da kadının emeği de var, sözü de var. Eşpedal Derneği tarafından Bornova Belediyesi iklim dostu ulaşım alternatiflerinin ve yenilikçi kentsel ulaşım örneklerinin oluşturulması amacıyla Yeşile Çevir projesine ortak olarak Büyük Park'ın girişine tandem bisiklet istasyonu açıldı. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşar, dernek üyesi görme engelli bireylerle bir araya geldi, herkes için bisiklet sloganıyla engelli bireyler için pedal çevirdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu ve Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen Yeşile Çevir projesi. İstasyonun açılışını Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşar, Eşpedal Derneği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez ve dernek üyeleri birlikte yaptı. Argun, Eşpedal Derneği ile gurur duyduğunu ifade etti. Özellikle İzmir'de bu konunun çok güzel bir ivme kazanma şansının olması, sivil toplum gibi belediyelerin, Bornova Belediyesi'nin ve diğer belediyelerin bu konuya büyük ilgi göstereceğine çok diğerlerine göre daha fazla inanmamız açıkçası.
Ve biz bu konuda özel bir bisiklet kullanım biçimini İzmir'e tanıttığı için Eşpedal Derneği'nden büyük gurur duyuyoruz. Taşer de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eşpedal Derneği'nin Bornova istasyonunda Bornova değerlendirmesi bizlere ayrıca bir mutluluk vermiştir. Bu zorlu ülkemizin ve dünyanın zorlu günlerinde tandem eşpedal bisikletlerinin zorlukları birlikte aşabileceğimizi göstermesi bizlere en büyük mutluluğu veren üründür. Bornova olarak burada ve Eşpedal Derneği'ne her zaman desteğimiz ve katkımız olacağını belirtir. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkürler. 26. dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Tugay Can'la Gündoğdu programının canlı yayın konuğu oldu. Altıok, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk söylemlerine dair konuştu. Ben çok merak ediyorum, böyle az önce de konuştuğumuz gibi sanal gündemlerden beslenen iktidarın doğrudan hedef aldığı Cumhuriyet Halk Partisi iken, doğrudan hedef aldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle başarılarını kurduğumuz dönemde, özellikle yerel yönetimlere ilişkin, hani onların kaybetmek istemedikleri bir kentte örgütümüzün dirayetiyle ve çalışmasıyla kazanılmış bir seçimin ardından doğrudan iktidar tarafına hedef alınmış bir il başkanını yine başka bir gündemle hedef almaya çalışan bir oyunun parçası olmayı nasıl hazmedebiliyor bazı arkadaşlar? Bunu sadece anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü bu eleştiriyi yapanlar, yani bizim partimize dair söylemiyorum. Kim eleştiriyorsa ona dair söylüyorum. Partilidir, partili değildir. Muhalif gazetedir. Muhaliftir. Değildir. Hepsi için söylüyorum. Çok merak ettiğim soru şudur. Acaba bu eleştiriyi yaparken Canan Kaftancıoğlu Gazi Mustafa Kemal demiş, Atatürk dememiş üzerinden kurulan bu tartışmayı yaparken dönüp Gazi Mustafa Kemal dediği konuşmayı kaçı izlediler? Ne demiş Canan Kaftancıoğlu o konuşmada? Kurucu iradeyi övmüş, Gazi Mustafa Kemal'in kazanımlarını, aydınlanma devrimlerini, ilkelerini benimsemiş. Yani kötü bir şey söylememiş. Ama bunu sadece kavramlar, sıfatlar, isimler üzerinden bir tartışma haline getirmek, arkasında ne söylendiğini bilmeksizin bir sadece etiket üzerine indirgemek, sadece iktidarın arzu ettiği ve iktidarın hedef aldığı yerde iktidarın işine yarayan bir malzeme vermekle sınırlıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse Atatürk karşıtı olamaz. Bunu her zaman söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Salgın döneminde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Buca Belediyesi Kütüphanesi'nde özel sterilizasyon önlemi alındı. Kitaplar özel sterilize makinesiyle dezenfekte edilerek okuyucuların kullanımına sunuldu. Buca Belediyesi Kütüphanesi'nde sterilizasyon önlemi alındı. Buca'nın kitaplarına COVID-19 dezenfeksiyonu yapıldı. Vatandaşlar güvenli bir şekilde kitap okuyabilsin diye Buca Belediyesi tarafından sterilizasyon makineleri kuruldu. Kitapların görevliler tarafından kontrolleri sağlandı, sterilizasyon makinesine yerleştirildi. Yerleştirilen kitaplar yarım saat ozon yöntemiyle sterilize edildi. Koronavirüsün yanı sıra tüberküloz, difteri, tifo, domuz gribi, çok sayıda ateşli ve bulaşıcı hastalıkları da taşıyabilme özelliğine sahip kitaplardaki virüs ve mikropların önüne geçildi. Salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Buca Belediyesi Kütüphanesi'nde kitaplar okuyuculara hazır hale getirildi. Bu yöntemle salgın hastalıkların önüne geçilirken aynı zamanda kitapların da ömrünün uzaması sağlanıyor. Atatürk Mahallesi'nden geçen Kudurgan Deresi, Bornova Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla kış aylarına hazır hale getirildi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu, Kudurgan Deresi'ni sorun yaratan değil, bölgeyi güzelleştiren ve değer katan bir yer olarak gördüklerini söyledi. Bornova Belediyesi ıslah projesi hazırlanan dere çevresinde temizlik ve düzenleme yaparken İSU ekipleri dere içindeki atıkları kaldırdı. Dere kenarındaki yeşil alanların bakımı yapılırken köprüyle geçişleri kolaylaştırıldı. 30 yılı aşkın sorunu giderdiklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu, çalışmalarımızı da Büyükşehir Belediye'mizle işbirliği içinde bu yönde geliştiriyoruz.
Çalışmalarımızı vatandaşlarımızdan da gelen talepler doğrultusunda tamamladık. Dere ve çevresini yağışlar öncesi güvenli ve temiz hale getirdik. Hazırlanan proje tam anlamıyla hayata geçtiğinde Kudurgan Deresi ve çevresi bir rekreasyon alanına dönüşerek bambaşka bir görünüme kavuşacak diye konuştu. Tugay Can'la Gündoğdu programına konuk olan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya canlı yayında eğitimin önemine dair konuştu. Eğitim sizseniz, yani bir köyde, kırsalda yaşayan bir çocuk eğitim alamazsa ileride Türkiye'nin yönetimiyle ilgili bir iradesi olamayacaktır. Yani bir avukat, bir mühendis, bir doktor, bir hakim, belki bir belediye başkanı, bir cumhurbaşkanı olamayacaktır. Eğer eğitimde adaleti sağlayamazsanız hayatın diğer alanında da adalet aramak bizim yani zordur diye düşünüyorum. Öncelikle eğitimde adaleti sağlamak gerekir. Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Peki İzmirliler sağlık çalışanlarına şiddete dair ne düşünüyor? Mikrofonumuzu vatandaşa yönelttik. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hakkındaki düşünceleriniz neler? Ya öncelikle tabii olayı biz kınıyorum yani ama artık o kadar alıştık ki böyle şeylere. Burası Türkiye gayet normal. Onlar yapacaklar. Biz kınayacağız. İşte bugün sosyal medyada patlamalar olur. Herkes o konuyu eleştirir eder. Türkiye'nin normal bir gerçeği gibi oldu artık bunlar. Vallahi şiddetle kınamaktan başka bir şey gelmiyor elimizden. Doğru bulmuyorum bu yaklaşımı. Yani tabii ki kınıyorum her akıllı, sağlıklı, sağduyulu vatandaş gibi. Bizim için yaptıklarını göz ardı edenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Bu dönemde sağlık çalışanlara yapılan bu terbiyesizliktir. Başka hiçbir şey değildir. Elbette ki bunun savunulacak hiçbir şey yoktur. Şu an sağlık çalışanları başımızın üzerinde yeri olması gereken bir dönemdedir. Sağlıkçılarda ne kadar haklılık varsa vatandaşta da o kadar haklılık var yani. Sağlıkçı doğru dürüst bir görevini yaptığı zaman, yaptıktan sonra kolay kolay şiddeti göremez, görmemesi lazım. Ama şimdi yani sağlıkçıyı çok böyle hani yüksekte tutup, haklı tutup da vatandaşı yani haksıza atmanın da bir anlamı yok yani. Korona var, onlar gece gündüz çalışıyorlar. Yani yazlık bence sağlık çalışanlarının, şiddet uygulayanların idam edilmesi lazım benim gözümde. Çünkü yazık, günah yani. Onlar ne zor şartlar altında. Ben internette, sosyal medyada bakıyorum, adamlar yerlerde uzanmış. Herkesin en önde karşı çıkması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hele bu dönemde. İktidarla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen sağlık çalışanlarının haklarını %100 dilinde korumuyorlar. Bunun dışında tabii ki eğitimsiz bir toplum. Yani son derece kınıyorum ya böyle olayları. Tasvip etmiyorum, onaylamıyorum. Ha hükümet de bir şey yapıyor mu bunlarla ilgili? Yapmıyor, o da yapmıyor. Birisi de çıkıp diyor ki Türk Tabipler Birliği de şey yapılsın diyor, kapatılsın diyor. Öyle bir yallar da var memleketimizde. Durum böyle olunca tabii iktidardan da güç alıyorlar. Zaten bunların köküne indiği zaman tarikat çıkıyor. Yani in köküne tarikat çıkacak. Ya bir yerde bir ilçe başkanını tanıyordur. Hep arkaları öyle sağlamca. Yani cahil şeyi var bunlarda. Cesareti var. Sevgili izleyenler, bugünlük Gün Sonu Haber Bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte İzmir'den gelişmelerle görüşmek üzere, hoşça kalın.